Devlet Planlama Teşkilatı'nı kaldıracaksın. Üyelerini tarumar edeceksin. Devletin kurumlarının hepsini alıp bir tarafa koyacaksın. İmzayı ve Tuğra'yı tek adama vereceksin. Ondan sonra kalkınma, hukuk, hiyerarşi, adalet diyeceksin. Olmaz. Bu planların hiçbirinin tutma şansı yok arkadaşlar. Bakın çok ilginç. Bakanlar, eski bakanlar konuştu. Enerji Bakanı özenle, rikkatla, meclise saygıyla konuştu. Teşekkür ediyorum. Diğeri için bunu söyleyemeyeceğim. Ama dedi ki nükleer enerjide kendi enerjimizi üretiyoruz. Hayır. Biz kendi topraklarımızda başka bir ülkeye nükleer santral tesisi kurdurup ondan elektrik ithal eden tek ülkeyiz. Biz bu haldeyiz. Bakın yani birçok şeye cevap verebilirim. Bakanların anlatımlarına cevap verebilirim. Gerçekten de yapacağız, 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 yapacağız. Ama olan bu ülkenin işçisine, emeklisine, öğrencisine oluyor. Planlamadan bahsediyoruz. Bakın arkadaşlar, Kasım ayındayız. Yurtlarımız var. Bu yurtlara öğrenciler geliyor. Öğrencilerin gelip asansöre bineceği bir gerçek. Geçen Sayıştay raporlarında bu asansörlerde sıkıntı var denilmiş. Ve bu planlamayı, kalkınma hedeflerini koyan bu iktidar Gençlik ve Spor Bakanlığı asansörlerin bakımlarını yaptırmamış. Bir kızımız öldü. Belki mezun olacaktı. Belki hayat, yani yazık, bir ailenin hayallerini söndürdük. Neden? Bugün ikinci asansör vakası. Başka bir yerde çıktı. Başka bir kaza alıyordu. İşte planlamamız bu. Böyle bir devlet yönetilmez. Eğer ki gerçekten bu devlette planlanmayı, kalkınmayı hedefleyecekseniz hukuk devletini getirmelisiniz. Erken ayrılığını getirmelisiniz. Yasamanın ve yargının yürütmeyi denetleyebildiği bir sistemi getirebilmelisiniz. Hesap sorabilmeliyiz. Biz hesap soramıyoruz. Bakın Aydın'da bir kız çocuğu öldü. Bakan hesap verebiliyor mu? Soruyorum size.